Merhabalar efendim, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi bugün ev yapımı dondurma yapacağız. Salep'le yaptım arkadaşlar. Salep'li dondurma nasıl yapılır? Gelin hep beraber izleyelim. Tarifimize geçmeden önce sizlere öncelikle salep hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Salep'i arkadaşlar orijinal toz olarak Almanya'da bulamadım. Çünkü özel bir bitki kökünden toplanan bir toz oluyor. Bu da Almanya'da yasak olduğunu söylediler. Bunun için Türk marketlerinde satılan bu şekilde içmelik salep aldım. Yani arkadaşlar salep özel bir bitki, çiçek halindeyken toprağın altındaki iki tane yumrusu var. O yumrular toplanarak toz haline getiriliyor. Daha sonra kullanılmak için hazır hale getiriliyor. Evet, dediğim gibi Almanya'da bulamadım. Türk marketinde, Arap marketlerine baktım. Hep içmelik katkı maddeleriyle birlikte hazırlanmış olarak satılıyordu. Ben her halükarda içme salep ile denemek istedim. Sonucu gerçekten güzel oldu. Ama sizlere tavsiye, Türkiye'de aktarlardan orijinal katkı maddesi kullanılmamış, içerisine hiçbir şeker, un, nişasta katılmamış olanını bulabilirsiniz. Onu kullanmanızı tavsiye ederim. Evet, ben içmelik salep ile yaptım. Gerekli olan malzeme listemizi şimdi söylüyorum arkadaşlar. Dilerseniz açıklama kısmından da okuyabilirsiniz. 1 litre süt, 1 kutu krema, salebimiz tatlı olduğu için yarım su bardağı şeker, damak tadına göre ayarlayabilirsiniz. Ve 2 yemek kaşığı toz içmelik salep. Ben bu malzemeden 2 çeşit dondurma hazırladım arkadaşlar. Bir sade ve çikolatalı olarak hazırladım. Bunun için yarım paket kuvertüre bitter çikolata kullandım arkadaşlar. Sizler de bu şekilde kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oldu. Evet, dondurmamızın yapılışı: tenceremize sütümüzü alıyoruz, içmelik salebimizi bir miktar süt ile birlikte karıştırıp açıyoruz. Bunu da tenceremize ilave ediyoruz. Yarım su bardağı şekeri ilave ettikten sonra kaynamaya bırakıyoruz. Yaklaşık 5 dakika kaynadıktan sonra kremamızı ekliyoruz. Kremayı da eklettikten sonra 1-2 dakika daha kaynattıktan sonra elde ettiğim harcın yarısını bir kabımın içerisine döktükten sonra diğer yarısını tenceremde bıraktım. Ona da bitter çikolatamı ekleyip karıştırarak erittim. Çok kısa bir sürede eriyor zaten, sıcak olduğu için. Eridikten sonra onu da diğer kabıma aldım ve ılımaya bıraktım. Karıştırarak arada karıştırdım. Soğuduktan sonra derin dondurucuya kaldırdım. Evet, dondurma yapımı arkadaşlar biraz zahmetli. Hemen yapıp yemek için hazır olmayacak bu. Ben bir gece öncesinden dondurmamı bu şekilde hazırlamıştım. Akşam saat 7-8 gibi arasıydı. Daha sonra derin dondurucuya kaldırdım. Ve yaklaşık 3 saat sonra falan çıkardıktan sonra bu şekilde kenarları buz tutmuştu. Bunu sürekli karıştıracağız. 2-3 saate bir çıkartıp içerisindeki buz kristallerini çözdüreceğiz. Karıştırma işlemini ne kadar yaparsak dondurmamız da o kadar güzel olacaktır. Evet, geceden bıraktığım dondurmalarımı sabah tekrar çıkardım. Bu ikinci karıştırma işlemim arkadaşlar. Çünkü gece yaptığım için bir kere karıştırabilmiştim gece. Sabahleyin de tekrardan karıştırdım bu şekilde. Daha sonra dilerseniz el blenderiniz ile veya mutfak robotunuz ile karıştırabilirsiniz. Ben Thermomix aletim ile karıştırma işlemini yaptım. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Bu tarz paylaşımlarım devamı için lütfen kanalımda kendinizi gösterin, beğen ve yorumlarınızla bana destek verin.
sizlerin beğeni ve desteklerine ihtiyacım vardır. Daha bir büyük aile olmamız ve tariflerimizin daha bir büyük kitleye ulaşması için. Şimdiden elleriniz dört görmesin. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet, dondurmamızın yapılışını geçiyoruz şimdi tekrardan. Karıştırdıktan sonra ben Thermomix aletimi aldım ve kısa bir süre hepsini güzelce çırptım, karıştırdım. Evet, dondurmamı güzelce çırptıktan sonra tekrar kabıma alıyorum. Derin dondurucuya atmak için bu işlemi 3-5 sefer ne kadar yapabilirsiniz o kadar dondurmanızın sonucu iyi olacaktır arkadaşlar. Evet, kakaolu olan dondurmamı da aynı şekilde miksere aldım. Onu da çırpıyorum. Evet, çikolatalı dondurmamı da kabıma aldıktan sonra 3. sefer derin dondurucuya atıyorum. Arada sürekli kontrol edelim arkadaşlar. Yaklaşık 2-3 saat sonra tekrardan çıkartıp tekrar karıştırma işlemini yapalım. Eğer unutursanız donarsa bir 15-20 dakika bekletmeniz ve kendisine gelmesi yeterli olacaktır. Evet, 3. seferde dondurmalarımı tekrar karıştırıp mikserde çekiyorum. Üçüncü işlemde dondurmamın kıvamı bu şekilde. Dediğim gibi sade orijinal işlem görmemiş salep ile yaparsanız belki dondurmanızın sonucu çok daha güzel olacaktır. Ama içerisine biraz un veya nişasta karıştırmanızı tavsiye ederim. Normal orijinal salep tozu kullanacaksanız. Çünkü dondurma yerken eriyecektir ve erirken dondurmamızdan süt damlaları akacaktır. Bunu engel olmamız için de yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar nişasta atmanızı tavsiye ederim. Çünkü nişasta o kıvamı tutacaktır. Bunun için de normal içmelik salep tozunu kullanmayı tercih ettim. Gerçekten çok güzel oldu. Ve dondurmalarımı dördüncü kez de tekrardan çıkartıyorum arkadaşlar. Kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Tekrar miksere atıyorum. Son olarak.
Dördüncü sefer mikserde çektikten sonra dondurmalarımı bu şekilde bir kabıma boşaltıyorum. Servis için daha kolay olsun diye. Ve son kez derin dondurucuya atıyorum. Dört kez karıştırma işlemini yaptım. Ve bu esnadan sonra tekrar karıştırmayacağım. Evet, son olarak derin dondurucuya kaldırıyorum arkadaşlar. Tamamıyla donduktan sonra artık servis için hazır olacaktır dondurmalarım. Evet, gördüğünüz gibi bayağı bir işlemden geçiriyoruz. Aslında çok kolay ama karıştırma işlemleri var. Dondurmamızı yememiz için biraz zamana ihtiyacımız var. Bu aşamaları yaptıktan sonra sonunda mis gibi ev yapımı dondurmasını yiyeceğiz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi artık dondurmalarımız yemek için hazırlar. Toplamda 4 kez karıştırma işlemini yaptım. Dilerseniz sizler daha fazla yapabilirsiniz. Evet, iç melek saleple yaptığım için tadını merak ediyorsanız arkadaşlar, çikolatalı olan dondurmamda o salep tadını almadık. Yani çok hafif bir tat geldi. Ama sade olan dondurmasında biraz daha o içme salep tadı geldi. Ama gerçekten güzel oldu. Dediğim gibi siz orijinal salep tozunu alırsanız aynı tarifimi ona göre uygulayabilirsiniz. Sadece şeker miktarını biraz artırmanız gerekecektir damak tadına göre. Evet, emeğimizin karşılığını almak için sona geldik artık. Kaşık ile, dondurma kaşığı ile toplar yaptım. Daha sonra dondurma külahında servis yaptım. Biz hepimiz çok beğendik. Umarım sizler de yapınca çok beğenirsiniz. Hoşunuza gider. Tarifimizi deneyen arkadaşlar lütfen yorum kısmına sonucu bildirin. Yapmak isteyenlere de fikir vermiş olursunuz. Evet, mutlu son. Gördüğünüz gibi dondurmalarımız bu şekilde görünüyor. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Bu tarz paylaşımlarımın devamı için kanalıma eğer hala abone değilseniz hemen şimdi kanalıma abone olarak ve zil sesini açarak paylaşacağım tüm videolarımı, değişik tariflerimi, değişik lezzetleri takip edebilirsiniz. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.